Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köstebek pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Şimdiye kadar beni hiç mahcup etmedi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler, pastanın keki için burada 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, yine 1 su bardağı sıvı yağ, 4 adet yumurta, 4 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu kullanacağım. Kreması için 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı un ve 1 kaşık da tereyağı kullanacağım. Köstebek pastanın içine 5-6 kadar muz ve 2-3 yemek kaşığı da damla çikolata kullanacağım. Pastanın keki için öncelikle yumurtalarımı karıştırma kabına kırıyorum. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü oda sıcaklığında olmadığı zaman istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Su bardağı toz şekeri ekliyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Krema kıvamına geldi. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. Şöyle unu ilave ediyorum. Bunun üzerine kabartma tozunu ekliyorum. Ve burada 4 yemek kaşığı kakao vardı. Bunu da ekliyorum. Şimdi hepsini beraber güzelce karıştıracağım. Güzelce karıştırdım. Şimdi tereyağı ile yağlamış olduğum balığıma köstebek pastanın kekini dökeceğim. Pastanın parmesan 180 derece fırında pişireceğim. Pastanın kreması için 4 su bardağı sütü tencereye boşaltıyorum. Su bardağı sütte yaklaşık 750 mg geliyor. Hemen 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı un. Ocağı yaktım ve kremanın topaklanmaması için sürekli çırpıcı ile karıştırıyorum. Ulaştı. Bayağı kıvamını aldı. Şimdi şurada 1 yemek kaşığı tereyağım vardı. Onu ekleyeceğim. Tekrar hızlıca karıştırıyorum tereyağıyla birlikte. Tereyağı müthiş lezzet katıyor. Yani eğer doğal tereyağı kullanabilirseniz hakikaten tadına doyum olmuyor bu kremanın. Ocağı kapattım. Bu şekilde kremayı soğumaya bırakıyorum. Zaten kremam soğurken pastam da pişmiş olacak. Onu çıkartacağım ve hazırlayıp servis yapacağım. Köstebek pastam yaklaşık 40 dakikadır fırında. Şimdi kürdanı batırıp çıkartacağım. Kürdan temiz çıktı. Demek oluyor ki pastamız pişmiş. Şimdi fırını kapatıyorum. Pastamı alıyorum ve soğuduktan sonra hazırlamaya geçiyorum. Köstebek pastamın panspanyası pişti. Şimdi kenarlarından güzelce keseceğim. Ortada bir boşluk oluşturacağım. Oyuyorum böyle. Panspanyayı oydum yuvarlak. Şimdi içerisine yerleştiriyorum muzları. Soğudu. Şimdi kremanın içerisine bir tane muz koyacağım. Damla çikolatalar vardı. Damla çikolataları ekliyorum ve kremayı karıştırıyorum. Çikolatalar biraz eriyorlar tabi. Sıkıntı yok. Kremayı boşaltıyorum. Çikolatalar eridi. Ama hiç sorun değil. Eriyebilirler. Sorun yok kesinlikle. Daha önce damla çikolata eklememiştim yaptığımda. Karamelli gibi bir görüntü olabilir bence. Hoş bir şey çıkabilir ortaya. Hadi bakalım hep beraber göreceğiz.
Kekin ortasından aldığım parçaları robota koydum. Geçirdiğim pandispanya parçalarını da çikolatalı köstebeğimin üzerine yerleştiriyorum. Ya değişik bir köstebek olmuş oldu bu böyle. İçerisine ben şimdi köstebeği şeyde dolapta dinlendireceğim. Ertesi gün dilimleyeceğim çünkü dinlenirse daha güzel olacak. Köstebek pastam bir gece dolapta dinlendi. Açıkçası çok da merak ediyorum nasıl oldu. Biliyorsunuz kremaya damla çikolata koymuştum ve çikolata erimişti. Eriyince de o kremanın beyaz görüntüsü yerine böyle biraz karmaşık bir görüntü oluşmuştu. Hep beraber göreceğiz nasıl olacağını. Servisten önce pastamın üzerine bir tane verili süslemek istiyorum. Ve şimdi sıra geldi pastayı dilimlemeye. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen şuradan dilimliyorum. Köstebek pasta dilimimi servis tabağına aldım. Hatırlarsınız kremasına damla çikolata koymuştum. Damla çikolatalar erimişti, eriyince de böyle birazcık çikolata karışmıştı. Kremanın tamamen beyaz görünümlü olmasını istiyorsanız damla çikolata eklemeyin kremaya. Ben şimdi müsaadenizle pastanın tadına bakmak istiyorum. Gerçekten müthiş bir lezzet. Köstebek pastayı bu tarifle mutlaka denemenizi öneriyorum. O zaman deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.